siz bu konuyu açmamın nedeni şu. Şimdi bugünlerde Merkez Bankası Başkanımız geldi. Sizin de galiba aynı yaşlardadır. Evet, doğru. O da Boğaziçi galiba. Sonra evet. siz de Boğaziçi. Ben de Boğaziçi. Evet. Böyle bir mucizevi şeyi var mı? Tarafı var mı bu işin? Yani gelip burada bir mucize yaratıp... Yok yok. Yani ya, mucizeleri insanlar yapmaz. Yani bizim genel olarak yani hanımefendi öncelikle başarılar diliyorum. İnşallah çok başarılı olur. İnşallah. Türkiye'nin hakikaten her alanda başarıya ulaşması lazım. Yani yeni hükümete de, Sayın Şimşek'e de, Sayın Erkan'a da başarılar diliyoruz. Bunlar başarılı olursa bizim refahımız artar. %100. Yani. %100. Yani inşallah çok başarılı olur. Fakat bizim ayrı bir, bundan ayrı bir nokta olarak söylüyorum. Herkes için, hepimiz için söylüyorum. Ya bizim süper kahramanlara falan ihtiyacımız yok. Süper kahramanlar yok. Onlar filmlerde oluyor zaten. Bizim ihtiyacımız olan doğru düzgün işleyen sistemler. 85 milyonluk bir ülkeyi, trilyon dolar potansiyelinde olan bir ekonomiyi idare etmek için zaten süper kahramanlarla falan olmaz. Yani şu köşedeki büfeyi bir kişi çalıştıramıyorsunuz değil mi? Orada bile bir kişi, iki kişi lazım yani. Süpermarketi 5 kişiyle çalıştırıyorsunuz. O yüzden bizim böyle mucizeler, süper kahramanlar, bilinmeyeni bilmek falan böyle şeylerden değil. Doğru düzgün işi öngörülebilir bir şekilde, disiplinli bir şekilde yapmak lazım. Yapmak lafını da altını çiziyorum. Çünkü sloganları söylemek birazcık kolay. Çünkü temennileri söylemek kolay. Yani üç aşağı beş yukarı ne söylenmesi gerektiğini hepimiz biliyoruz. Önemli olan onu yapmak. Yani o yüzden ne sorusundan ziyade nasıl sorusu önemli. Peki Mehmet Şimşek'le Gaye Hanım'ın ne yapması gerekiyor? Şimdi dediniz yani demin istihdam, geçim vesaire falan. Bunların memlekette çok kötü gittiğini görüyoruz. Evet. Toparlanabilmesi için, normalleşmesi için ne yapmalılar, ne yapabilmeliler? Şöyle yani kısa cevap vereyim. Önce kısa cevap sonra uzun cevap vereyim. Kısa cevap söylediklerini yapmalılar. Uzun cevap şimdi açalım. Sayın Bakan göreve geldiğinde ne dedi? Türkiye'nin rasyonel ekonomiye geçmek dışında şansı yoktur dedi değil mi? Yani ne demek? Akılcı ekonomik politikalar uygulayalım dedi. Yani ne dedi? Bugüne kadar akılcı olmayan politikalar uygulanıyordu. Artık akılcı politikalara geçmemiz lazım dedi. Şimdi bir daha ki akılcı politikalar uygulaması lazım. Sonra dedi ki birkaç tane kriter söyledi. Hepimizin de katılacağı kriterler bu arada. Ne dedi mesela? Şeffaf dedi değil mi? Tutarlı dedi. Öngörülebilir dedi. Dünya normlarına uygun dedi. Şimdi hem her ekonomik aktörde alışverişe giden anneden yatırım yapacak iş insanına, işte yabancı yatırımcıya kadar uzanan herkesi katıyorum. Hepimiz bir ekonomik aktörüz. Ekonomik aktörler bunu test edecekler. Diyecekler ki ya acaba bunun arkasında duracak mı? Çünkü bunları söylemek çok güzel. Sunumlarda da çok güzel durur bu ifadeler. Çok dinledik hepimiz o sunumları zamanında. Acaba ne yapacak? Şimdi mesela şeffaflıkla başlayalım. Saygı Bey'in üstadımızın sorusuna da dönecek olursak geçimden başlayalım değil mi? Mesela şeffaflığın en güzel noktası geçim. Neden? TÜİK enflasyon verisi yayınlıyor değil mi? TÜİK'in enflasyon verisi hepimizin geçimini etkiliyor. Çünkü neden? O enflasyona göre memur emekli zam alıyor. Evet. O enflasyona göre asgari ücret belirleniyor. Dolayısıyla o enflasyona göre aslında tüm ücretli kesimin maaşları belli oluyor. Şimdi Mayıs enflasyon verisine Sayın Bakan inanıyor mu, inanmıyor mu? Bugüne kadar TÜİK'in açıkladığı rakamlara ne kadar güven sahibi? O rakamların tekrar bir ele alınması gerekiyorsa birikmiş olan enflasyonun tazminatı çalışanlara verilecek mi gibi sorular var değil mi? Mesela birinci soru bu. İkinci soru tutarlılık. Gene kendi kriterlerinden devam ediyorum. Bugüne kadar Merkez Bankası Başkanı olan yani Sayın Şimşek'in akılcı olmayan dönem olarak ima ettiği, ifade etmedi ama ima ettiği dönemin Merkez Bankası Başkanımız şimdi Bankacılık Denetleme Kurulu'nun başkanı. Şimdi bugüne kadarki politikalar doğruydu da Sayın Başkan başka bir kurulun başkanı olarak mı devam ediyor? Bugüne kadarki politikalardan çıkıyoruz o zaman o niye bankacıların başı oluyor gibi bir soru geliyor akla değil mi? Ondan sonrası dünya normlarına uygunluk. Gene. Elinde çok büyük güç mü var şimdi? Yani BDDK Başkanı. BDDK Başkanı tabii çok önemli. Çünkü para kanallarını aslında bankalar yaratıyor. Yani para kanallarında iki tane musluğu var diyelim. Birinci musluk Merkez Bankası. Yani bizim için RTÜK neyse bankalar için de siz para yaratmıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Ama bankalar para yaratıyor. Kredi vererek para yaratıyor. Para nasıl yaratılıyor? Bizde düşünce hani ifade doğru, özgürlüğü doğru vesaire falan. Para Merkez kadar kıymetli olduğu kanaatindeyim. Merkez Bankası para musluğunu birinci derece açıyor. Ondan sonra bankalar o musluktan gelen havuzu dağıtıyorlar. Ama her krediyle de para yaratıyorlar. Şimdi bu bankacılar neyi ne kadar yapabilir konusu bayağı önemli bir konu. Türkiye'nin de yıllarca biliyorsunuz en kuvvetli olduğu, en övündüğümüz şey neydi? Bizim bankalarımız sağlam. Ki hakikaten de o 2008-2009 dünya krizini Türkiye'nin nispeten rahat atlatmasının en büyük sebebi bizim bankacılık sistemimizin kuvvetli olmasıydı. Amerika'da, kısmen Avrupa'da bankalar zarar görürken bizim bankalar hakikaten sağlam durdular.
Şimdi gene sağlam duracaklarını sağlamak durumundayız. O yüzden çok önemli bir kurum. Gözümüz gibi bakmamız gereken bir kurum. Sözünüzü keseceğim ama geçen Sümer Ural'la konuştum. Bu 1999-2002 yıllar arasındaki hükümetin Maliye Bakanı. Evet. Hazine Bakanı çok sık değişmişti ama Sümer Bey uzun süre kalmıştı. O anlattı. Dedi ki ya bu BDDK eskiden de vardı. Yani ama bizim yaşadığımız 2001 krizi bankacılık kriziydi. Yani bugünkü kadar derin bir kriz değildi. Bankacılıkla ilgili bir krizdi. O nedenle en büyük önlemleri bankacılık alanında almıştık. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, BDDK'nın şeyi artmıştı, rolü. Öyle bir hava oluşmuştu ki BDDK sanki o zaman kurulmuş gibi bir, o zaman ortaya çıkmış gibi bir algı vardı. Demek ki bankacılık sektörü ekonomide hani 2001'i yaşatacak kadar belirleyici bir... Biz 2001'de yaşadık. İşte ondan sonra dünyada 2008-2009'da yaşadı. O Lehman Brothers meselesi de oydu yani aslında. Yani o yüzden o taraf önemli. Yani üçüncüsü de şey söylüyordum. Uluslararası normlara uygunluk. Yine Sayın Bakan'ın kriterlerinden bir tanesi. Şimdi biliyorsunuz biz Türkiye olarak dünyanın en pahalı ekonomi deneyini yaptık değil mi? Dünyanın en pahalı ekonomi deneyi. Kur korumalı mevduat. Yok, ondan önce faiz enflasyon ilişkisi. Ha. Değil mi? Bütün ekonomi... bugüne kadar yazan, çizen, düşünürler, hocalar, akademisyenler bir teorileri vardı. Sayın Cumhurbaşkanı başka bir teoriyle ortaya çıktı. Dedi ki faiz enflasyona yol açar dedi, değil mi? Evet. Ben o günlerde arkadaşlarıma demiştim ki, sosyal medyada da yazdım bunu. Bizim önümüzde şu anda iki şık kaldı. Ya ekonomi Nobel'i Türkiye'ye geliyor. Çünkü bugüne kadarki ekonomi külliyatının tam tersini ispatlıyoruz. Evet. Baş ekonomist olarak Sayın Cumhurbaşkanı. Aynen. Nobel geliyor bize yani. Nobel ekonomi. Ya da bugüne kadarki külliyat doğruysa kur krizine doğru gidiyoruz. Evet. Şimdi o günlerden beri dolar biliyorsunuz 3'e katladı. Yani işte hatta nereden baktığınıza bağlı olarak 4'e katladı, 5'e katladı diyebiliriz yani. Ama Sayın Şahap Kavcıoğlu'nun Merkez Bankası Başkanlığı döneminde 3'e katladı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın döneminin başlamasıyla bugün arasında da 5'e katladı aşağı yukarı. Yani demek ki hakikaten çok pahalı bir deney yaptık. Şimdi uluslararası normlara uygunsa, uluslararası normlara uygun bir para politikasının izlenmesi lazım. Onu da işte Merkez Bankası'nın kararında hep beraber izleyeceğiz. Şimdi